Valla benim bu konuda tavsiyem 2000 model araba, 90'larda kalmış arabalara 70 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira paralar verilip de alınıyor. Yani benim tavsiyem kimsenin bu arabaları almaması. Yani 20 yaşında, 30 yaşında bir arabaya 70, 80, 100 bin lira para vereceksin, yolda kalacaksın, paran gitmiş olacak, işinden olmuş olacaksın. Yani bu araçlara bu parayı vermek bence mantıksız, akıl dışı, yani akıl tutulması gibi bir şey. Git bekle geldiğinde, 15-20 daha koy üzerine, sıfır bir araç al. Hiç olmazsa kafan da rahat etsin, sen de rahat et. Yani bence en mantıklı olanı budur. Bunun dışında da söyleyebileceğim fazla şey yok. Anlayan anlıyor zaten bizi. İkinci el arabalar, vallahi fiyatlar uçtu gitti. Hepimize malum, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yani fiyatları tutabilene aşık olsun. Korona döneminde arabaların, sıfır arabaların gelmemesiyle beraber yani bir 15 liralık, 20 liralık araba bugün 60 lira, 70 lira civarında oldu. Yani döviz mi, altın mı yatırımda dersen bence arabaydı. Biz o fırsatı kaçırdık. Senin de bildiğin gibi ben bir tane aldım sattım. 40 bin liraya aldık, 50 bin liraya sattık. Ama dursaydı şu an 80 bin liraydı. Yani bu dönemde hiçbir yatırım aracı bu kadar para kazandırmadı. Fahiş fiyatlar. İşte memurdan şöyle sattık, böyle sattık. Al satçılar türedi biliyorsun. Fırsatçılar. Fiyatları yükseltti dolayısıyla. Nereye gider, nasıl olur? Sıfır araçlar geldiğinde bu fiyatlar tekrar eskisine döner mi? Zannetmiyorum döneceğini. Yani çok çok düşse 80 bin liralık olmuş bir araba, 70 bin liralık olmuş bir araba 60'a, 80'lik araba 70'e düşer. Yani gerideki kalan fiyat nerede? Şu anki fiyat nerede? Yoruma açık, tartışılır. İşte ben bu aracı 2011'de almıştım. 15-20 bin lira civarında bir paralar aldım. Şu anki piyasa fiyatı 40-45 bin lira. Yani adalet mi bu? Bence değil. Yani bu arabaların piyasası şu an taş patlasın 25 bin lira civarında olması gerekiyordu. Ama iki katı yukarılara çıktı. Düzelir mi? Belki, belki. Ben çok ihtimal vermiyorum ama biraz geri çekilme olabilir. Yaşayıp göreceğiz, bakacağız. Zaman neler gösterecek bize. Peki sizce ana sebeplerinden biri, ya böyle olmasa ana sebeplerinden biri hangisidir? Neden böyle oldu? Yani sıfır arabaların gelmemesinden oldu. Fırsatçıların çok olmasından. Bu fırsatı güzel değerlendirdiler. Tabii biliyorsun bu dönemde al satçılar çıktı, aldı, 3'ü aldı 5'e sattı, 5'i aldı 10'a sattı. Her alan bir fiyat koydu üstüne. Atıyorum ben senden aldım arabayı 5000 liraya. Üstüne kar koydum, 10.000 liraya sattım. Benden alan arkadaş da üstüne 5 koydu, 15'e sattı. O ona sattı, 20 dedi. Böyle böyle piyasayı şişirdiler. Onun dışında da şu şartlarda, bu ortamda, korona ortamında yani çok da geriye düşeceğini düşünmüyorum. Yani benim görüşlerim bu konuda bundan ibaret. Sen de işte biliyorsun araba aldın sattın. Şimdi sattığın arabayı işte atıyorum 40'a almıştın, 50'ye sattın. Yine benim gibi. Şu an 70 alabilecek misin o arabayı? Ancak o paraları alabilirsin. Ya ben niye sattım? Ya senin aracında bir sorun çıkmıştı, bir problem çıkmıştı. F miydi? F'de mi takılı kalıyordu? Evet, F'de takılı kalıyordu. Yani istobiliyordu, araba tekrar çalışmıyordu. Bir süre bekleyip soğuduktan sonra çalışması gerekiyordu. Hatta biz seninle bir gün işe giderken bizi yolda bıraktı, kaldık yolda. Sen de orada kızdın. Herhalde o kızgınlıkla satma kararı aldın ve sattın. Evet, bu şöyle bir şey, silahın olup da ateş edememesi gibi bir şey. Mesela o kadar paraları verdikten sonra arabanın bir de arıza açması, işini görememen senin açından, herkes açısından tabii ki kötü bir şeydi. İşte sattın, sonuçta sattın, masraflar ettin. Sattın. Tekrar şimdi alman gerekiyor. Yani belli bir miktar para daha üstüne koyman. 50 bin liralık arabayı bir 20 daha koyacaksın ki 70 bin lira aynı marka aracı alabilesin. Bilmiyorum yani, bu ortamda ikinci el araba almak bence akla mantığa aykırı bir durum.
sıfır araba almak daha cazip, daha avantajlı. Hem sıfır araba, işte ikinci eli gördük sende. O kadar para verdin, gittin yolda kaldın, işini göremedin. Bir sıfır araba alırsın, en azından 5 sene arkana bakmadan, arıza yapacaktı, yolda kalacaktı düşünmeden işini gücünü halledersin. Sıfır arabaya binmiş olursun. Düşünmezsin, aklında bir soru işareti kalmaz. Gibi şeyler yani.